Babacığım. Sibel. Nasılsın yavrum? Mutluyum baba. Olamayacak kadar mutluyum. Belli oluyor kızım. Çok mutluyum baba. Ama kısa süreli olmasından korkuyorum. Mutluluğunun uzun sürmesi için elimden ne gelirse yapacağım kızım. İnan. Canım babam benim. Önemli adamsın hoca. Haydas şımarık torunumu iki derste adam ettin. Kızımı ilk kez bu kadar mutlu görüyorum. İyi kızdır. Dik kafalıdır belki biraz. Başına buyruktur ama iyi kızdır. Yüzüne renk gelmiş, bakışları değişmiş. 5 yaşından beri bu kadar mutlu sarılmamıştı boynuma. Bu kadar sıcak babacığım dememişti 20 yıldır. Gel şirketlerinden birinin başına geç. Genel müdür ol. Yüklü bir maaş al desem kabul etmezsin. Sibel anlattı. Prensiplerin varmış. Saygı duyarım. Bir özel okul düşünüyorum. İlk, orta, lise, tüm bölümleri kapsayan büyük bir eğitim kuruluşu. Sermaye benden, yönetmek senden. Kar ortak. Ne dersin? Kızımın mutluluğu sürsün istiyorum hoca. Evlenmenizi istiyorum. Kızınız söylemeyi unuttu galiba. Ben evliyim. Hı, biliyorum. İşin o tarafını bana bırak. Karını razı ederim. Bak hoca. Okumuş adamsın. Su kaç derecede kaynar? Güneş dünyadan kaç kilometre uzaktır bilirsin. Ben bu mereti içer güzel içki derim. Oysa sen bunun nasıl ve nelerden yapıldığını sayarsın. Ama insanları benim kadar tanıyamazsın oğlum. Onları razı etmenin çeşitli yolları vardır. İnsanları razı etmenin çeşitli yolları. Önce para. Olmadı mı? Zorla. Tehdit ederek. Zora gerek kalacağını pek sanmıyorum. Paraya da gerek kalmayacak. Anlamadım. Çocukluğumdan beri karışık hesaplar hep midemi bulandırdı. İnsanların mal gibi alınıp satılmasına alışamadım bir türlü. Kaldı ki karım çok iyi bir insandır. Hele arkadaşı bir görseniz. Arkadaş, oğlum benim. Ve onu çok özledim. Dursun. Allah'a ısmarladık. Anlamadım. Satın alınan damatlığı bana yakıştırmamalıydınız. Sarhoşluğun başlattığı bir oyundu. Bitti. Gidemezsin dur. Şaka ediyorsun. Bir şaka gibi başlamadın. Bir şaka gibi misin? Hayır. Bitemez. Gidemezsin.
Gidemez. Ben gideceğim dedim mi? Giderim.